Denkliğini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır denmiş. O zaman bir kök buradan 1 bölü 2. Çarpanlarını ayırırsanız x eksi 3 çarpı x artı 2. Burası eksi 2 oldu. Burası 3 oldu. Böylece alacağı değerler çarpımı 1 bölü 2. Çarpı 3 çarpı eksi 2'den eksi 3. Şunu da yapabilirsiniz. Bize zaten reel sayı demiyor. Direkt c bölü adın arkadaşlar. Eksi 6. Buradan gelen kök 1 bölü 2 deyip çarparsanız yine eksi 3 olur özgürsünüz. x küp eksi 8'den arkadaşlar 2'den 3 tane gelir tek katlı köktür. x kare eksi 4'ten de eksi 2 gelir ve 2 gelir değil mi? Burayı 0 yapan 2 değerimiz var. Birisi 2 birisi eksi 2. 2'ler kaç tane oldu toplamda? 4 tane oldu. Neden 4 diyorum? Burada küp olduğu için aslında arkadaşlar 3 tane 2 var. Kısacası yine çift katlı kök olmuş oldu. 1 kök eksi 2, 1 kök 2. Hemen böyle unutmayalım çift katlı diye. Baş katsayı x küpte artı x karede de artı. Artı ile başla işaret değiştirme sonra değiştir eksi. Büyüktür sıfır olması için eksi 2'den sonsuza kadar gideceğiz. Ancak 2'yi çıkarmalısınız çünkü 2 denklemi sıfır yapıyor ama sıfıra eşit olmasını istemiyor. Sıfırdan büyüktür demiş. Böylece en küçük 4 farklı sayı eksi 1, 0, 1, 3 olacak arkadaşlar. Toplamları da birler gidince 3 C şıkkı. Y küçüktür x kare demiş. Bir kere x kare olduğu için tepe noktası sıfıra sıfırdır. Haliyle parabol budur arkadaşlar. Diğeri de zaten 4 eksi x kare diye verilmiş. Aşağı doğru kolları olan parabol. Küçüktür dendiği zaman ne yapacağız arkadaşlar? Grafiğin alt tarafını tarayacağız. Yani bakın şöyle. Görüyor musunuz? Burası komple. Sonra gelelim y küçüktür 4 eksi x kareye. Onun için de şöyle bir yeşil renk seçeyim. Bu grafiğin de yine alt tarafını tarayacağız. Bu şekilde gördüğünüz gibi hem yeşilin hem kırmızının tarandığı yer neresi oldu? Bu soruda gösterilen mor bölgeyle oldu arkadaşlar. Bakın şurası hem yeşilin hem kırmızının olduğu yer. Cevap bu yüzden E şıkkı. Dediğim gibi y küçükse alt taraf, y büyükse grafiğin üst tarafını tarayacaksınız. Köklerinin ikişer eksiğinin çarpımı kaçtır? Köklerin birisi x1, biri x2 dersek x1-2 ve x2-2. Bunları çarpalım. x1 çarpı x2. Eksi 2 x1, eksi 2 x2 artı 4. Kökler çarpımı üstteki denklemde c bölü a, eksi 16. Kökler toplamı eksi 2 parantezinde x1 artı x2. Eksi b bölü a, böylece 2 oldu arkadaşlar. Eksi 16... Eksi 4 artı 4 cevap eksi 16 A şıkkı. Hacim formülünü bir bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. V eşittir pi r kare h bölü 3. Bu birinci bilgim. İkinci bilgi arkadaşlar benzerliktir. Benzerlik küçük parçanın tamamına oranıdır paralellik olduğunda. Haliyle burada 6'ya 6 olduğu için benzerlik oranı arkadaşlar 1 bölü 2 olur. Bir de hacimler oranı benzerlik oranının kübü olacağı için 1 bölü 2'nin kübü 8 yapar. Bakın küçük yarı çap x bölü 2 olur. Sonra benzerlik oranından küçük hacime v dersek pembeye buranın tamamı koninin tamamı 8v olacaktır. Bu yüzden gri kısma 7v kalır. Şimdi bunları bulalım. v eşittir 1 bölü 3 pi x bölü 2'nin karesi yani x kare bölü 4 çarpı yükseklik 6. Bölü 3. E, zaten bölü 3 koymuşum pardon. Sadeleştirelim şimdi. E, 12 oldu. Pi x kare bölü 2 geldi. Ne dedik? Tüm hacim 8V dedik ya 1 bölü 2'nin kübünden dolayı. O zaman gri kısım 7V. 7V'de arkadaşlar bu yüzden 7Pi x kare bölü 2 olacak. Bu Gx'miş. Bu da arkadaşlar Fx'miş. Şimdi yerine yazma zamanı fx pi x kare bölü 2 eksi 2 pi. Sonra aşağıya geldiğimiz zaman 7 pi x kare bölü 2 eksi 126 pi arkadaşlar. Böylece e, pi parantezinde. oldu. Haliyle bu pi'ler gitti arkadaşlar. 2'ler gitti. x karenin 4'e eşit olduğu zaman kökleri nelerdir? Eksi 2'ye 2. x kare eksi 36'nın kökleri nelerdir? Eksi 6'ya 6. Bu eşitsizlik sıfırdan küçük olmalıymış. Tabloyu oluşturuyorum. Eksi 6 eksi 2 2 ve 6. Neyle başlayacağız? x kareler artı. Artı eksi, artı eksi, artı. Böylece sıfırdan küçük olduğu bir burası bir de burası ancak bir uzunluk negatif olamayacağı için burayı alamam. 2 ile 6 arasını almalıyız. Cevabımız kaç tane olacak bunların arasında? 3, 4, 5. 3 tane E şıkkı. Mesafeler arkadaşlar bakın şu şekilde verilmiş. A, D mesela arası X kare. Bir de sırayla demiş A, B, C, D şeklinde. Şimdi A ile D arası yani en uzak mesafe X kare. C ile D arası gördüğünüz gibi 21 eksi 2x. Sonra arkadaşlar B ile C arası 3x. Burası da böyle 3x oldu. Ve arkadaşlar şimdi bize neresi lazım? AC arası lazım, değil mi? Çünkü A ve C demiş. AC arasını nasıl bulurum? Tümü x kare. CD arasını çıkarırsam bakın burası kalır. Yani x kare artı 2x eksi 21 AC olur. Sonra D'yi nasıl bulacağız? bc zaten 3x, cd de 21 eksi 2x. Böylece bd arasını bulacağım arkadaşlar. 21 artı x olacak. Ne demiş bize? a, c arası mesafe bd arası mesafeden daha büyük. a, c arası mesafeyi şimdi söyledim. x kare artı 2x eksi 21 dedim. bd arasındaki mesafede 21 artı x. Atarsak sol tarafa x kare artı x eksi 42 büyüktür 0 x artı 7 x eksi 6 büyüktür 0. Zaten x negatif olamaz çünkü uzaklık negatif olamaz. Bu yüzden eksi 7 6 yaparken artı eksi artı şurayı hesaba katmayacağım. Eksi sonsuzla eksi 7 arası alamaz çünkü negatif yapar uzaklıkta negatif olamaz dediğim için. 6'dan büyük değerler olması lazım. Sonsuza kadar gider mi? Hayır. Bakın uzaklık negatif olmaması için evet 7 veririm. 8 veririm. 9 veririm. 10 veririm. Ama 11 verirsem 21-22'den mesafe negatif çıkar. Bu yüzden toplam 4 tane değer var. B şıkkı. Px artı 2 polinomunun x kare artı 6 ile bölümünden kalan demiş arkadaşlar. Normalde hani burayı sıfıra eşitleyerek yorum yaparım ama bu soruda şöyle basit bir şey olduğu için hemen sorularda da bence ezberci yaklaşmak bazen sıkıntılı olabiliyor. Bak x gördüğün yere bu soruda Px artı 2 yazarsan daha kolay bir şey gelecek. Çünkü x artı 2 eksi 2'den bunlar birbirini götürecek. Burası x artı 2 artı 4 olacak. Bak x kare artı x artı 6 olacak. Böylece şimdi sen px artı 2 diye bir polinom elde ettin ya. Bunun x kare artı 6 ile bölümünden kalan bak x kare artı 6'ya tam bölünüyor. Buna tam bölündüğü için kalan ne oldu? x. Cevabımız b şıkkı. Evet genel olarak sıfıra eşitliyoruz arkadaşlar. Hatta soruların %99'unda öyle yapıyoruz. Ama denk geldiği zaman bu şekilde bir yorum da yapabilmelisiniz onu da söyleyeyim. Cevap B şıkkı oldu. Bunlar arkadaşlar tam kare olduğu için kökleri aynı zamanda tepe noktalarıdır. Bakın şöyle göstereyim hani temsil olarak bir parabol x eksenine t etse bu aynı zamanda tepe noktası gördüğünüz gibi kökü. x eşittir eksi b bölü a kökü ve aynı zamanda x eşittir eksi a bölü b buna x1 diyelim buna x2. Bunlar arkadaşlar diğer denklemin kökleriymiş. Şimdi buradan artık ne söyleyebiliriz? Kökler toplamını söyleyebiliriz. Kökler toplamı eksi B bölü A. Eksi A bölü B. Birinci kök, ikinci kök. Toplama eksi 2 geldi. Böylece eksi B kare. Eksi A kare. Bölü AB eşittir. Eksi 2 oldu. Bak. Eksi B kare. Eksi A kare. At sağ tarafa. İçler dışlar yap. Eksi 2 AB. Hepsini at sağ tarafa şimdi. B kare artı 2 AB b Artı a kare 0'a eşitse bu şey demek değil mi? b eksi a'nın parantez karesi. Haliyle arkadaşlar böylece b eksi a'yı sıfır bulmuş olduk. Şimdi bundan sonra ne söyleyeceğiz? Eksi b bölü a o zaman birinci kök eksi 1. İkinci kök de yine eksi 1 olacak. Kökler çarpımı böylece ne geldi? İk, e, pardon 1 bir. eksi 1 ile 1'in çarpımı 1. Kökler çarpımı soruda ne verilmiş? A artı 2 bölü 2'den A artı 2. Böylece arkadaşlar A eksi 1 geldi. A eksi 1 olduğu için B de bunlar neydi bu arada? E, farkları sıfırdı yani birbirine eşitti. B de o zaman eksi 1 oldu. Toplamları eksi 2 A şıkkı. Tepe noktası bilinen bir parabolün denklemi A x eksi R'nin karesi artı K eşittir. F x arkadaşlar. Şimdi bu a'yı nasıl bulacağız? Üzerindeki bir noktayı denklemde yerine yazarak 3'e 0. a 3 eksi 1 2'nin karesi. Eksi 6 eşittir 0'dan. 4 a eşittir 6. a arkadaşlar 3 bölü 2 oldu. Şimdi parabolün denklemi 3 bölü 2. x eksi 1'in karesi. Eksi 6 eşittir y. Bizden eksi 1 bölü 2 noktasının ordinatını istiyor. Yazacağım yerine 3 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1'in karesi eksi 6 eşittir a ordinatı a olduğu için. Eksi 1 bölü 2 eksi 1 daha eksi 3 bölü 2. Karesi ne yapar? 9 bölü 4. 3 ile çarparsak 27. 2'ye bölersek 27 bölü 8. Eksi 6 eşittir arkadaşlar a oldu. Böylece 6 kere 8 48. Eksi 21 bölü 8 eşittir a. Yani a şıkkı. Birinci denklemin kökü arkadaşlar eksi a. İkinci ve üçüncü kökler A ve B reel sayı dediğine göre e, ikinci ve üçüncü köklerin çarpımı da C bölü A'dan dolayı 2. X2 çarpı X3. Sonra X1 arkadaşlar zaten eksi A'ydı. X2 artı x 3 de kökler toplamından dolayı artı B oldu. Böylece pay eksi A artı 2 payda eksi A artı B eşittir. 3 olmuş oldu arkadaşlar. Yukarısı çarpı 2 pardon. Buna göre içler dışlar çarpımı yaparsak eksi 2a eşittir eksi 3a artı 3b böylece a eşittir 3b oldu. a'nın b'ye oranı da 3 geldi d şıkkı. Normalde arkadaşlar biliyorsunuz aslında çarpımlı bölümlü ifadeleri tek tabloda hallederiz. Ama burada şu denklem bambaşka bu denklem bambaşka birisi üstel denklem. Sonra üstel fonksiyon diye de göreceksiniz logaritmada. Yani birisi normal bildiğimiz denklem. Alakasızlık biraz var. Yani değer verirken sıkıntı yaşamamak için ben o yüzden şunu yapmak istiyorum. 3 üzeri x eksi 3 üzeri 3 x ya bu. 0 eşitlediğim zaman sadece x eşittir 0 için 0 yapar. 0'dan büyük değerlerde negatiftir. Çünkü 3 üzeri x 3 üzeri 3 x'ten küçük olur. Örnek 3 üzeri 1 3 üzeri 3'ten tabii ki küçüktür. Haliyle 0'dan büyük değerler için negatif olacak. Bundan dolayı 0'dan küçük değerler için de tam tersi 3 üzeri x 27 üzeri x'ten normal olarak daha büyük olur. Örnek 3 üzeri eksi 1 3 üzeri eksi 3'ten tabii ki daha büyüktür arkadaşlar. Haliyle buradan yola çıkarak o zaman e, yukarısının işareti birinci denklemin işareti sıfıra kadar eksi sıfırdan sonra artı. Ve payı sıfır yaptığı için evet sıfırı da alabiliriz. İkinci denklem arkadaşlar bir kökü eksi 6 diğer kökü 6. Bu da normal bildiğimiz denklem artı eksi eksi artı. Şimdi burası da artı bu arada burası da eksi. Pozitif çıkması için ikisinin de artı olması gerekiyor. Bu yüzden burası olur bir de burası olur. Eksi sonsuzdan eksi 6'ya açık paydayı sıfır yapmasın diye. Yine sıfır kapalı arkadaşlar. Payı sıfır yapmasında bir mahsur yok ama 6 açık olmalı. Buna göre cevap E şıkkı. Önce parabolün denklemini halledelim arkadaşlar. Baş kat bilmiyoruz. Tepe noktası bilinen bir parabol. ax eksi r'nin karesi artı k'dır yani böyle. Şimdi gelelim üzerindeki bir noktaya. 0 eksi 14'ü vermiş sağlar. 0 eksi 4'ün karesi 16 artı 18 eşittir eksi 4. 16 a eşittir eksi 32. a buradan eksi 2 oldu. Şimdi arkadaşlar eksi 2 x eksi 4'ün karesi artı 18. Burada a'dan c'ye kadar kaç kilometre yol almıştır diyor. a'dan c'ye kadar kaç metre var onu bulalım. Onu bulmak için de kaç birim var? Önce onu bulacağız. Haliyle atacağım şimdi burası sıfıra eşitleyelim. Çünkü x eksenini kesen noktaların ordinatları sıfırdır. Bundan dolayı x eksi 4'ün karesi çarpı 2 eşittir 18. Sadeleştirdim 9 oldu. Bir sayının karesi 9 ise bu sayı ya 3'tür ya da arkadaşlar eksi 3'tür. Buradan x 7 olur. Bir de arkadaşlar x kaç olacaktır? 1. Haliyle 1 ile 7 arasında kaç birim var, 6 birim var. Her bir birim 2 kilometre olduğuna göre 6 çarpı 2'den 12 olacaktır C şıkkı.